Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde elektriksel potansiyel enerji konusunu işleyeceğiz. İrfaniye ve Onur var yanımızda. Şimdi elektriksel potansiyel enerji skaler midir, vektörel midir İrfaniye? Nedir hocam? Çat diye sorarım böyle. Skaler mi, vektörel mi? Nedir hocam? Enerji nedir İrfaniye? Skalerdir hocam. Skalerdir. Enerjilerin her türü skalerdir. Onur bir an korktu, bana da soracak mı acaba? Skalerin anlamı nedir Onur? Yönetim. Tamam, skaler. Çok güzel. Hani yani fizik doğası konusunda geliyor. Vektörel skaler. Tamam, bu enerji skaler. Ama ne işine yarar? Ne işimize yarar hocam? Eksi Q'da, hani Q'da eksi varsa yazarız hocam. Modülde yaz demek. Hani vektörellerde eksi yön anlamına gelir. Skaler formüllerinin hepsinde hani yükle mesela eksi var ya, eksi Q falan oluyor ya bazen. Eksi formüle yaz demek. Skaler o demektir. Peki şu Q1, şu Q2 ikisi de artıyken potansiyel enerji nedir? Potansiyel enerji K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D'dir. Peki şu şekilde de bahsedebilir. Şu Q1, şu A noktası, Q2 yükünü sonsuzdan A noktasına getirmek için yapılan iş nedir de diyebilir. Bak. Şuradayken Q1, Q2'nin nerede potansiyel enerjisi nedir de diyebilir. Şöyle diyebilir. Q2'yi sonsuzdan A'ya getirmek için yapılan iş nedir demek? Q2 buraya geldiğindeki potansiyel enerji nedir demektir. Q1 çarpı Q2 bölü D karedir. Oldu mu? Bir de eksilisinden yapayım. Atıyorum şu eksi 2Q, şu artı 3Q, şurası da D. Potansiyel enerji nedir dediğimizde K çarpı eksi 2Q çarpı 3Q bölü D'dir. Yani formülde şu eksi 2Q'nun o eksisini yazacaksın. D mi D kare mi? Böyle, aa şurada D kare dedik. Tamam. Yanlış, burada yanlış dedik. Teşekkür ederim. Bak, elektriksel potansiyel enerji bölü D'dir. Ondan sonra burada da nitekim D, burada da D, burada da D. Bir anda algınlığımıza geldim. Çok teşekkür ederim. Hatta iyi oldu, vesile oldu. Ne vardır? Elektrik alan ve elektriksel kuvvet vardır. Bunlar vektöreldir. Potansiyel enerji ve iş vardır, elektriksel iş. Bunlar skalerdir. Elektrik alan ve kuvvetlerde bölü D karedir. Vektörel olanlar bölü D karedir. Neredeyse bütün o vektörel olanlar bölü D karedir. Genel çekim kuvveti GMM bölü D kare. Manyetik kuvvet KMM bölü D kare. Onun dışında elektriksel Coulomb kuvveti Q1 Q2 bölü D kare. Kuvvetler, vektörel olanlar hep bölü D karedir. Enerji ile ilgili olanlar ise skalerdir. Onlar da bölü D'lidir. Hani yazayım şöyle. Elektrik alan neydi? KQ bölü D kare. Elektriksel kuvvet neydi? KQ1 Q2 bölü D kare. Potansiyel neydi? KQ bölü D. Potansiyel enerji neydi? KQ1 Q2 bölü D. İş neydi? Yani potansiyel enerji farkı göreceğiz zaten. Tamam? Teşekkür ederim. Mesela burada sistemin potansiyel enerjisi nedir diye soruyor. Şimdi Q yükü var. Eksi 2 Q yükü var. 6 Q yükü var. Abi sırayla bütün ikilileri alacağız. Onur uyumuyorsun değil mi? Buradayım hocam. Q'nun şununla potansiyel enerjisi K çarpı Q çarpı eksi 2 Q bölü 2D. Şununla olan K çarpı eksi 2 Q çarpı 6 Q bölü D. Şununla olan K çarpı Q çarpı 6 Q bölü 2D. Şurası ney? Sayılara bak. Eksi 2 bölü 2'den eksi 1 mi? Eksi 12 mi? 6 bölü 2'den 3 mü? Evet. Toplamı ne yapar? Eksi 10 mu yapar? K, Q ile Q'nun çarpımı Q kare yapar ya. Bölü D'dir. Peki burada bir de şunu sorabilir. Şu A cisminin potansiyel enerjisi nedir diye sorar. Sadece A'yı diğerleriyle sor. A'nın bununla potansiyel enerjisi K çarpı Q çarpı eksi 2 Q bölü 2D. A'nın bununla potansiyeli K çarpı Q çarpı 6 Q bölü 2D. Başka bir şey kaldı mı? Yok. A'ya hepsini de soktum. Şurası eksi 1. Şurası 6 bölü 2'den 3. Eksi 1 ile 3'ü toplarsak 2 K Q kare bölü D yapar. Var mı buraya kadar soru soran?
Gelelim elektriksel işe. Elektriksel işi iki türlü buluruz. Bunlardan birisi şu. Sistemde diyelim ki şöyle Q1, Q2, Q3 yükleri var. Sistemi sonra şöyle yapıyor. Q1'i böyle, Q2'yi böyle, Q3'ü böyle koyuyor. İşte bu konumdan bu konuma getirmek için yapılan iş nedir diye sorar. O zaman sen ilk bir potansiyel enerjiyi bulacaksın. Şurada şöyle şu son potansiyel enerjiyi bulacaksın. İşte yapman gereken şey şudur. İş son potansiyelden ilk potansiyeli çıkartacaksın. Oldu mu arkadaşlar? Evet. Hatta hemen sayısal bir örnek yapalım. Şurada şöyle bir Q var. Şurada şöyle bir Q var. Şurada şöyle 2Q var. Şurada da şöyle D, D, D olsun. Sistem şekil 1'deki gibiyken sistemi şöyle 2Q burada, Q burada, Q burada, aradaki mesafeler de D. Şekil 2'deki hale getirmek için yapılan iş nedir diye soruyor. Şimdi potansiyel enerjiyi bulalım hemen. Şurada şunun şununla potansiyel enerjisi nedir? Q2 bölü D. Şunun şununla potansiyel enerjisi nedir? Q 2Q bölü D. Şunun şununla potansiyel enerjisi nedir? 2Q Q bölü D. Toplamı ne yaptı? 5 yaptı. 5Q Q bölü D. Şimdi ikinciyi bulalım. Son potansiyel enerji. Şu nedir? 2Q çarpı Q bölü D. Şu nedir? Q çarpı Q bölü D. Şurası nedir? 2Q çarpı Q bölü 2D. Yani 2 bölü 2'den 1. Ne yaptı? 4. Yapılan iş... Son potansiyel eksi ilk potansiyel. Son potansiyel kaç? 4. İlk potansiyel kaç? 5. Cevap ne? Eksi 1K Q kare bölü D olur. Oldu mu arkadaşlar? Bir de şöyle soru tipi vardır. Şurada A noktası var. Şurada bir B noktası var. Q yükünü A noktasından B noktasına kadar yapılan iş nedir diye sorarlar. İşte o zaman işi bulma yöntemi Q çarpı son noktanın potansiyeli eksi ilk noktanın potansiyelidir. Oldu mu arkadaşlar? Hı hı. Hatta şöyle bir örnek yapalım. Değişik yükler şu A noktasında 10 voltluk bir potansiyel oluşturuyor. B noktasında da 30'luk bir potansiyel oluşturuyor. A noktasında şöyle bir Q eşittir 2'lik bir yük var. 2 kulopluk bir yük var. Bunu buradan buraya getirmek için yapılan iş nedir diye soruyor. Yapılan iş şu formülü uyguluyorum. 2 çarpı son noktanın potansiyeli 30. İlk noktanın potansiyeli 10. 20. İlk kere 20'den 40 yapar. 20 de joule'dur tabii ki. Tamam. Peki. Şöyle bir örnek. Sistemi şekil 1'den şekil 2'ye getirmek için yapılan iş nedir? Tabii ki burada hangisini uygulayacağız? W eşittir Q çarpı V son eksi V ilki mi? Yoksa W eşittir potansiyel enerji farkı mı? Direkt belli değil mi? Şunu uyguluyoruz. Şimdi burada V son hangisi, V ilk hangisi, nereden geldim, nereye gidiyorum? Öyle değil mi Onur? Evet hocam. Şuradaki potansiyel enerji ne? Q, 2Q bölü D. 2. Hemen şu potansiyel enerjinin formülünün şu olduğunu hatırlatalım. Hani kendim biliyorken bazen öğrenci de biliyor diye düşünüyorum. Q 2Q bölü D. Şu nedir peki? 2Q çarpı eksi 2Q bölü eksi 4. Şu nedir peki? Eksi 2. Toplamı ne yaptı? Eksi 4K Q kare bölü D yaptı. Şurasındaki potansiyel 2Q çarpı eksi Q bölü D'leri yazmamış mıyız? 2. Şu nedir peki? Eksi Q çarpı eksi 2Q bölü D ne yapar? 2 mi yapar? 2 yapar. Eksi 2 değil mi? Ama diğer eksi 2. Eksi ile eksinin çarpımı... Baştaki hocam. Hah. Onurum, aslanım, yiğidim. Bir daha baştan alayım, saçmaladım. Şunun şununla potansiyel enerjisi K çarpı 2Q çarpı eksi Q bölü D. Şunun şununla potansiyeli K çarpı eksi Q çarpı eksi 2Q bölü D. Şunun şununla potansiyel enerjisi K çarpı 2Q çarpı eksi 2Q bölü 2D. Ne yaptı? Eksi 2. Ne yaptı? Artı 2. Ne yaptı? Eksi 2. Ne yaptı? Eksi 2. Eksi 2 mi? Eksi 2 K Q kare bölü D yaptı. O zaman ne olacak? Şimdi şunu uyguluyorum. W eşittir son eksi ilk. Son ne? Fizikte hep son eksi ilktir. Son ne? Eksi 2. İlk ne? Formülden gelen eksi. Eksi 4. Ne yaptı? Artı 4, eksi 2, 2 yaptı değil mi? Hata yapmadım bu sefer. Kukarabildi, oldu. Elektriksel iş budur.
Peki. Şöyle bir yorum yapalım. Şu artı. Şu da artı. Ben bu D mesafesini arttırınca potansiyel enerji ne olur? Tabii ki formülden K, Q, Q bölü D ya hani. D artınca şurayla şu ters olduğu için azalır diyebiliriz. Doğru mu? Doğru. Ben bunu bir de hani şuna da benzetiyorum. Mesela potansiyel enerji diyorum. Mesela bir taşı aldım yukarı doğru gidince hani MGH potansiyel enerjisi de artar ya. Tamam mı? Canım ben bu şimdi bu artı ya. Değil mi? Bıraktığında kendiliğinden yine gider ya bu. Evet. Doğru mu? Kendiliğinden gider. Dolayısıyla bir taşı yukarı götürürken ben zorla götürürüm. O zaman potansiyel enerjisini arttırırım. Bir taşı bıraktığında aşağı doğru kendiliğinden gidiyorken potansiyel azalır da kinetiğe dönüşür. Aynı bu da onun gibidir. Şunu bir serbest bıraksan bu tarafa doğru gider. Hızlanır gider. Dolayısıyla potansiyel azalır, kinetiğe dönüşür. Mantığı vardır. Oldu mu? Peki burada şu D artarken elektriksel kuvvetler mi iş yapar? Elektriksel kuvvetlere karşı mı iş yapılır? Hangisidir? Bak, bıraktığımda bu böyle D'ye giderken kendiliğinden elektriksel kuvvetler mi kaktırıyor? Ben mi zorla götürüyor? Elektriksel kuvvetler. O zaman elektriksel kuvvetler iş yapıyor. Ben yokum bile hatta. Elektriksel kuvvetler iş yapar. Burada D'yi arttırırsak o zaman ne olacak? D'yi arkadaş hani formülden yapayım. Bazı arkadaşlar formülle seviyor. K çarpı Q çarpı eksi Q ki eksiyi başa alayım. Şöyle olur değil mi? Peki. Şöyle, şurada bir şey yok. Şu D artarsa şurası azalır. Evet. Matematiksel olarak öyle değil midir? Evet. Başında eksi olduğu için artar. Burası artar. Yani D arttığında, başında eksi olduğunda şu ifade artar demek, potansiyel enerji artar demek. Bu matematiksel çözümü. Şimdi geliyorum, ben giriyorum devreye. Hani bir taşı aldım da yukarı götürdüm ya, zorla ben götürürsem potansiyel enerji artar. Taşı bıraktığımda kendiliğinden aşağı inerse potansiyel azalır, kinetiğe dönüşür biliyoruz. Şimdi şu eksiyi bıraksam kendiliğinden bu tarafa gider yahu. Evet. Ben zorla bu tarafa götürmüyor muyum? Zorla tuttum çektiğimde onu potansiyel artar deriz. Evet. Evet. Sen matematiksel yöntemi daha çok sevdin galiba. Evet. Oldu değil mi? Oldu. Peki. Potansiyel. Peki kim iş yapar şu D artması için? Zorla ben götürüyorum ya. Elektriksel kuvvetlere karşı zorla ben iş yapıyorum. Evet. Dolayısıyla burada elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır. Tamam mı arkadaşlar? Peki. Soru şu. Q1-2 burada. Q2 burada. Aradaki mesafe de. A noktası, B noktası. Q1'in A noktasını oluşturduğu potansiyel 10 volttur. Q2 şu 2 klompmuş. 2 klompluk yükü A noktasından B noktasına getirmek için yapılan iş nedir diye soruyor. Burada gördüğünüz gibi şu VA'yı bize 10 volt nerede diyor? 10 volt olarak vermiş ya. Ya Q1'in burada oluşturduğu 10 voltsa potansiyeli hatırlayalım. KQ bölü D. Şu D iki katına çıkınca B noktasında oluşturduğu nedir? Nedir İrfaniye? Q1 burada 10 volt oluşturuyorsa burada ne oluşturur? Yarısı kadar. Yarısı kadar. Yani 5 volt oluşturur. D iki katına çıkınca V yarıya düşer. Peki o zaman yapılan iş sorulduğunda ya bunu kullanacağız ya da Q çarpı V son eksi V2 kullanacağız. Doğru mu? Bunu kullanacağız. Götürülen yük 2. V son 5 eksi V ilk 10. Ne oldu Onur? V son 5 değil mi yavrum? 5 hocam. V ilk 10 değil mi? Evet. Bu da götürülen yük değil mi? Evet. Oldu mu Onur? Oldu hocam. 2 çarpı eksi 5'ten dolayı eksi 10 joule yapar. Var mı soru sor? Niye bunu kullanmadık hocam? Yavrum çok süper söyledin. Çok doğru. Çok güzel bir soru sordun oğlum. Müthiş bir soru sordun. Bak öğretmen olarak ben kasarım bundan yaparım. Ama öğrencinin hani yapması biraz daha zorlayıcı olur. Neden? Hani ilk bir potansiyel, şimdi bu buradayken bir potansiyel enerjiyi biliyorum. K, Q1, Q2 bölü D. Doğru mu? Doğru hocam. Hani Q1 kaç, Q2'yi biliyoruz da gerçi D'yi de bilmiyoruz. Hadi bunu söyle bakayım hadi. Bak sorunun gelişinden 10 voltu vermiş. V'yi vermiş.
Anladım. Oldu mu? Hani ikinci duruma buraya gelince o zaman hani son potansiyel enerji ne? K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü 2'de. Çok güzel. Müthiş. Efsane. Ama şu kaç volt, kaç joule bilmiyoruz. Bu kaç joule bilmiyoruz ki ben hani neyi çıkartıyorum, neyi buluyorum. Çok güzel sordun ama olur. Oldu mu? Müthiş sordun. Çok mutlu oldum. Çünkü öğrencinin en büyük sıkıntısı şu zaten. Hangisinde hangisini kullanacağım? Ya sıkıntı bu yani. Tamam mı? Tamam. Peki. Eksi Q'yu serbest bırak. Eksi Q nerede? Aha burada. Şöyle kırmızıyla yazalım. Burada gördüğünüz gibi bir Q yükü var. Şurada bir eksi Q yükü var. Eksi Q'yu serbest bıraksam bu tarafa mı gider Onur? Evet hocam. Hayır. Karşı hayır tabii ki hocam. Dedim sana bir parça. Onur eksi Q'yu serbest bıraktığında zanır 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 güm diye çarpar. Doğru mu? Doğru hocam. Buradaki ilk hızı sıfır. Soruyu okuyalım. Eksi Q'yu yani şunu serbest bırak. Eksi Q yükü B'den geçerkenki hızı tam şu noktadan geçerkenki hızı VB. Hızlanıyor hızlanıyor hızlanıyor. A'dan geçerkenki hızı VA. Buna göre VA bölü VB oranı kaçtır? Soru anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Şimdi şöyle çözelim mi? Yani sonuçta şuna benzemiyor mu soru? Bir taşı serbest bıraktım. Aşağı doğru iniyor, 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 hızlanıyor, 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 hızlanıyor. Kaybolan potansiyel kinetiğe dönüşür. Doğru mu? Doğru. Potansiyel enerjinin formülü neydi? KQQ bölü D miydi, D kare miydi? Potansiyel. Enerjilerin hepsi bölü D. D. Enerjilerin hepsi ne? D. Bölü D. Enerjinin hepsi? Skaler. Skaler. Bölü? D. Enerjinin hepsi bölü? D. Enerjinin hepsi bölü? D. Kuvvetler, vektörel alanlarınki bölü? D kare. Bölü, vektöreller. Vektöreller ne? Bölü? D kare. Aferin. Enerji ne? Bölü? D. Kuvvetler bölü? D kare. Aynen. Şimdi serbest bırakıyorum. Hızlanıyor, 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 hızlanıyor. Cisim buradan buraya gelince potansiyel enerji kaybını bir bulacağım. Bak. Orası çok karıştı ya. Q. A noktası, B noktası, şurada da eksi Q var. Doğru mu? Doğru. Şimdi cisim buradayken, şu buradayken buna göre potansiyel enerjisi ne? Q. Q bölü 3D mi? Yani eksisi de var da fark alacağım için önemli değil. 1 bölü 3 mü yani potansiyel enerji? Yani KQ eksi Q bölü 3D. Hani kısaca şöyle yazıverdim. Tamam. Tamam. Eksisini de yazayım hadi karışmasın. Hızlandı hızlandı. Tam buraya geldiğinde potansiyel enerji ne? Q çarpı. Eksi Q bölü 2D mi? Eksi 1 bölü 2. Hızlandı 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 tam şuraya geldiğinde şu eksi Q hızlandı hızlandı tam buraya geldiğinde Q çarpı eksi Q bölü D mi olacak? Ne olur o zaman? Eksi 1 mi olur yani? Hı-hı. Doğru değil mi? Doğru hocam. Peki cisim buradan buraya geldiğinde kaybettiği potansiyel enerji 1 bölü 3 ile 1 bölü 2'nin farkı mıdır? Hı-hı. Evet. 1 bölü 3 ile 1 bölü 2'yi hemen çıkart. Hani eksi 1 bölü 3 ile eksi 1 bölü 2 çıkart farkının 1 bölü 6 mıdır? Hı-hı. Kaybolan potansiyel B noktasında kinetiğe mi dönüştü? Evet. Evet. Tamam. Peki şuradan şuraya gittiğinde bak hızlandı 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 hızlandı. Potansiyel ne eksi 1? Potansiyel ne eksi 1 bölü 3? Farkı ne? 1. 1 bölü 3. Fark ne? 2 bölü 3 mü? 2 bölü 3. 1 bölü 2 M ve A'nın karesi mi? Oranlarsam 1 bölü 2 ve M'ler gider. 1 bölü 6 terse yazayım. Şöyle 1 bölü 6 aynen yaz. 3 bölü 2'yi ters çevir. VB'nin karesi bölü VA'nın karesi midir? 3'ler de gidince 4 VB bölü VA ne yaptı? 1 bölü 4 yaptı değil mi? Ne uzun sürdü öyle ya? Karesi. Kare. VB bölü VA ne çıktı? Kare kökünü alırsan 1 bölü 2 mi çıktı? Evet hocam. Oldu değil mi? VA bölü VB'yi sorduğu için ne uzun çıktı, ne dolaşık çözdüm öyle ya. Ama hani şey, şurayı yazdım benim işim bitti. Gerisi matematik. Evet. Tabi ÖSYM öyle demiyor ama oldu. Bu elektriksel potansiyel enerji ve elektriksel iş kısmı bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde paralel LFA'lar kısmını elimizden geldiğince anlatmaya çalışacağız. Teşekkür ederim gençler eşlik ettiğiniz için.